Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Rehber Gündem programıyla bu haftada karşınızdayız. Tabi bu hafta biraz önceki haftalara göre farklı olacak. Çünkü gündemde önemli bir konu var, önemli bir e, organizasyon var. Siyer yarışması, siyer yarışması. Peygamber sevdaları tarafından her yıl düzenleniyor. Bu yılda başvuru süreci bitti ve pazar günü, 13 Şubat günü Allah'ın izniyle bu siyer yarışması organize edilecek, düzenlenecek ve yapılacak. Bizim de gündemimizde, rehber gündemin de ana konusu bugün bu akşam siyer yarışması olacak. Önemli, değerli konuklarım var. Tabii konuklarımı da tanıtmak istiyorum. Peygamber Sevdaları Vakfı Tanıtım ve Medya Başkanı Sayın Feyzi Aydın. Fezyacığım yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Allah Sağ olun, razı olsun. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Ee, Siyer Yarışması Komisyon Başkanı Hamdin Hocam. Hamdin Aslan. Hamdin Hocam siz de yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ teşekkür olun. Teşekkürler. Var olun inşallah. Siyer Yarışması'nı konuşacağız. Tabii e, eminim sizler de merak ediyorsunuz. Pazar günü yapacaklarınıza dair o merakları giderme adına bu programı bizler de yapıyoruz zaten o büyük gün geldi çattı pazar günü artık e, son e, iki gün de aradan çıkarsak bir gün kaldı diyebiliriz yarışmaya yarışmanın detaylarını konuşup başlamaya e, inşallah pazar günü sizler de ne yapacaksınız bununla ilgili detaylar aktarmaya e, çalışacağız bizler de Fezi hocam sizden başlayalım sağ sünnettir e, siyer yarışmasını konuşuyoruz peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet seniyesini konuşuyoruz sağdan başlayalım ee, pazar günü gerçekten büyük bir organizasyona imza atacaksınız yıllardır artık Türkiye'de bir gelenek haline geldi Peygamber Sevdaları Vakfı'nın e, düzenlemiş olduğu siyer yarışması ee, pazar günü olacaklara dair e, isterseniz e, bugüne kadar olan süreç başvuru süreciyle birlikte neler yaptınız hazırlıklar ne aşamada ee, inşallah herhangi bir sorun sıkıntı yoktur buyurun başlayalım sizden Bismillahirrahmanirrahim öncelikle sizleri ve tüm izleyicilerimizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Hep, hepsine hayırlı geceler diliyorum. Böylece hayırlı bir günde, hayırlı bir hizmet, hayırlı bir etkinlikle onların huzurunda inşallah. Tabi bizler Peygamber Sevdalları Vakfı olarak pek çok etkinliğimiz var. Bu etkinliklerimizin bir, bir onlardan bir tanesi de önemli bir tanesi de aslında siyer yarışmasıdır. Evet. Şimdi malum pandemi süreci 2-3 yıldır dünya pandemiyle mücadele ediyor. Bizler de etkilendik aslında. Geçen yıl siyah yarışmamızı yapmadık. Yaptık da yapmadık aslında. Su şekilde oldu. Yani yüz yüze yapmadık. Online olarak yaptık. Tabii geçen yıl pandemiden dolayı online yaptığımız içimizde bir burukluk var gerçekten. Biz her sürekli bunu istiyoruz ki gençlerimiz ve peygamber sevdalısı kardeşlerimiz kitaplarını ellerine alsınlar, kitabı okusunlar, kitabın üzerinde çalışıp ve yüz yüze gelsinler bir ortamda şiir yarışmasına girsinler ki istifade edebilsinler diye. Online olduğu zaman malum kitap da yoktu, elde tutulan bir kitap da yoktu. Yani kitap da PDF olaraktı. Ondan sonra böyle yüz yüze olmadığı için de sevdi ama biz 11 yıldan beridir şiir yarışması yaptığımız için hiç ara vermediğimizden dolayı geçen yıl dedik ki bu sene de ara vermeyelim. Böyle kısa bir zaman içerisinde çok zor işler başardık aslında. Hı hı. Aslında bu şey yarışmasının düzenlenmesi yani böyle çok zor bir iştir. Böyle dışarıdan gözüktüğü kadar, ekranlarda gözüktüğü kadar değil. Çünkü bunun perde arkası, mutfak bölümü çok zahmetlerle doludur. Biz de geçen yıl boş geçmesin diye siyer yarışmasını kısa bir zaman içerisinde organize olduk. Ve bir sistem kurduk. Online, malum online e, dünyada e, her şey online'a geçerken e, aksamalar oluyordu. Yani Türkiye'de bile ebadiye bir sistem çıkardılar. Devlet bile tutturamadı. Yani öğrenciler evet. ders yapamadılar. Biz elhamdülillah bir iki gün geçikmeli bile olsa biz e, geçen sene online olarak yarışmamızı düzenledik. boş geçmedi Allah'a hamd, hamd olsun Tabi bu sene e, yine de böyle tereddütler vardı. Yine pandemi olur mu? İzinler çıkar mı? Yapabilir miyiz? Yapamayız. Biz dedik ki ne pahasına olursa olsun biz bütün şartları zorlayacağız. Bu şey yarışmasını yapacağız. Bundan 6-7 ay önce şiir yarışmasının hazırlıklarına başladık. Kitaplarımızı belirledik. Ondan sonra yarışmanın şeklini nasıl olacak? Pandemi olursa A ve B planlarımızı masaya yatırdık. Pandemi olursa ne olur? Olmazsa ne olur? İzin çıkarsa ne olur? Çıkmasa ne olur? Bütün olabilecek bütün varsayımlar üzerine güzel bir hesap yapıp ne olursa olsun bu peygamber sevdalısı kardeşlerimizi bu peygamber sevdasından mahrum etmeyeceğiz diyerek yola çıktık. Evet. Allah'a hamd ve senalar olsun ki bugün onların huzurundayız ve inşallah Allahu Teala bir mani vermezse, bir aksilik çıkmasa iki gün sonra yani pazar günü yüz yüze yarışmaya katılacaklar bütün kardeşlerimiz. Tabi Tabii biz bu yarışmayı başlarken e, startını 8 Ekim'de verdik. Yani bundan tam 4 ay önce biz startını verdik. Tabii startını verirken dediğim gibi yani her bütün olasılıkları hesaplayarak startını verdik ve kardeşlerimiz kayıtlarını yapmaya başladılar. Yani saha çalışmalarımızı yaptık, tanıtım çalışmalarımızı yaptık. Kitaplarla ilgili, sitemizle ilgili bütün hazırlıklarımızı yaparak 8 Ekim'de startını ve kayıtları aldık. Ne zamana kadar? 31 Ocak'a kadar kayıt süremiz devam etti. 31 Ocak'a kadar kardeşlerimiz kayıtlarını yaptılar. 31 Ocak'ta malum kayıtlarımız sona erdi ve artık yarışma yapacağımız günün hazırlıkları basayı tabi burada. Tabi bu yapılırken e, şey yarışması e, 13 Şubat pazar günümüzdeki pazar günü yapılacak tabi. Tüm hani e, kardeşlerimizin de bazı şeyleri belki merak ediyorlar bilmeyenler olabilir. E, su şekilde olacak. Biraz süreçten bahsetmek istiyorum. Kategoriler şeklinde yani olacak. Yani kategoriler şeklinde olacak. Hı. zaten katılımcılar biliyorlar. Yani 11 seneden beri de bu sınavı yaptığımız için. Yarışmamız dört kategoriden oluşmaktadır. Ya öyle bir pardon ara görürüm evet. ama e, tabi önceki yıllarda da takip ettik evet. siyer yarışmasını. Evet. Evet. Neredeyse bu sınava 7'den 70'e herkes giriyor öyle bir kategori oluşturmuşsunuz. Yani aslında bu siyer yarışmasının e, alt ve üst liseyi yoktur. Yani herkes 7'den 70'e herkes yarışmasına kat yarışmaya katılabilir. E, bu tabii ki yarışırken de e, adaleti sağlayabilmek için yani seviyeyi sağlayabilmek için işte aynı seviyedeki insanlar birbiri yarsa bilsinler diye dört kategoriye bunu böldük. Evet. Yani keşke imkanlarımız olsaydı altı yediye kategoriye bölseydik ama dört kategoriye böldük. Şu şekilde yani birinci kategori dediğimiz yani küçüklerin kategorisi. Tabi ilkokul e, dört, üçüncü sınıflar da girebiliyor. Yani dört beş dediğimiz ilkokul birinci kategoride evet. yarışacaklar. İkinci kategoride ise ee, 6, 7, 8. sınıflar yani ortaokul dediğimiz e, sınıflarımız yarışmaktadırlar. 3. kategoride ise lise yani 9, 10, 11, 12. sınıfa kadar hı hı. E, ve 2005 ve sonrası doğumlu olan kardeşlerimiz 3. kategoride yarışıyorlar. 4. kategoride ise bunların dışında kalan yetişkinler dediğimiz e, abilerimiz bu kategoride yarışıyorlar. E, yarışmamız 4 kategoride kayıtlar yaparken de özellikle bu kategorilere göre kayıtlarını yapıyorlar. Yani kayıt sistemimiz bu sene e, geçen yıllara oranen biraz kolaylık da vardı. Yani geçen yıllarda kitapların üzerinde barkod vardı, onu girmesi gerekiyordu. Ve daha önceki yıllarda işte e, bu kayıtlarını yaptıktan sonra kayıtların onaylanması gerekiyordu. Bu sene hiçbir şey yoktu. Sadece herkes kendi evinde kendi kaydını yapıyordu. Hiç kimse ihtiyaç duymadan, herhangi bir şey ihtiyaç duymadan herkes rahat bir şekilde kendi cep telefonunda, kendi telefondan, internet üzerinde online olarak kayıtlarını yaptılar. Çok Herhangi bir şeyle karşılaşmadılar. Bu süreç bu şekilde devam etti tabii ki. Tabii bu dört kategori yarısırken yarışırken de yarışma günü de bunları e, kategorilerine göre soru soracağız onlara. Evet. Yani kitapları zaten ayrıydı. Kitapları ayrı olduğu gibi bir ve ikinci kategorinin e, kitabı ayrıdi, 3 ve dörtün kitapları ayrıdi. Sorular da süreleri de e, şu şekilde açıklayayım. Müsaadeniz varsa. Buyurun. Buyurun. Zaten biz şu anda kardeşlerimize yarışmaya katılacak kardeşlerimize yüzde 99'una bir SMS e gönderdik. Yani bu SMS'i niçin gönderdik? Hangi kardeşimiz hangi okulda? yarışmaya katılacak. Onu belirledik. Mümkün mertebe evlerine yakın olan yerlerde belirlemeye çalıştık. Yani evlerine yakın olabilecek yerlerde girsinler diye imkanlarımız dahil. Tabii ki bazı yerlerde e, diyelim ki büyük iller, bazı iller var. Böyle katılım az olduğu zaman bu sefer mecburi bütün il ilçeleri bir yerde toplamak zorunda kaldı mümkün mertebe yakın olan yerlere esnemez yani okul görüyoruz. olacak değil mi bunlar? Önceden, olacak. Önceki yıllarda kimi zaman salonlarda da yani olmuştu. Çok, çok, önceleri yani evet. ilk yıllar e, bu şeye başladığımız zaman e, düğün salonlarında, konferans salonlarında düzenli. Tabii o zaman yani 2-3 e, bin kişi katılıyordu. Şu anda 200 binin üzerinde katılım yani 300 e, bini bile evet, zamanlar oldu yani. Böyle şey arttığı için, katılım arttığı için yani yüz binleri bulunca okulların dışında bir alternatif yoktur. Mecburi okullarda yapıyoruz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı iznine dahil olarak onların bize e, tahsis ettiği okullarda seri yarışmamızı gerçekleştiriyoruz tabii ki. E, kendilerine mesaj gitti yani. Gitti hmm. gitmeyecek az kişi vardır. Tabii mesaj giderken de e, sonuçta hani bu e, dijital bir çalışmadır. Yani e, operatörlerle alakalı bir şeydir. Hmm. Örneğin bir insan e, kendi operatörünü değiştirdiği zaman bir hattan başka bir hata geçtiği zaman 3 aya kadar e, bazı mesajlar ona gelmiyor. Mesela raklam varı mesajlar ona gelmiyor. Alamıyorum mesajları. Veya otomatik diyelim ki bir kardeşimiz o anda sarzı yoktur, telefonu kapalıdır veya e, sebekenin çekmediği bir yerdedir. O anda mesaj ona gitmedi. Sonra geldiyse de artık mesaj gitmiyor ona. Bundan dolayı bazı kardeşlerimiz özellikle işte mesaj bize gelmedi. Okul yerlerimizi bilmiyoruz biz şunu diyoruz yani şiir yarışmasına bir kardeşimizin kaydı varsa kaydını yapmışsa ve şiir yarışması nerede nerede onun evine yakın yerine yakın bir yeri varsa gidip orada şiir yarışmasına girebilir. Çünkü girdiği zaman biz kendisinden giriş belgesi istemiyoruz. Evet. Biz kendisinden herhangi bir şey istemiyoruz. Diyoruz ki buyurun girin. Herkes girebilir. Asla kaydı olmayanlar da girebiliyor. Evet. Ancak dereceye girdiği zaman dereceye girdiği zaman eğer kaydı yoksa Hak yani kazanmış olduğu ödülü alamıyor kaydının olması gerekir bundan dolayı herkes yani eğer mesaj gitmemiş kardeşlerimiz olabilir mesajı görmemiş veyahut da belki yanlışlıkla diyelim ki kardeşimiz kaydını yaparken Diyarbakır'da oturuyor ama yanlışlıkla işte Ankara'nın bir ilçesini işaretleriz farkında değil ona o ilçe için mesaj gitmiş falan ilçede mes yarışmaya katılacaksınız diye gerek yok Diyarbakır'da soracak evine yakın nerede bir yarışma merkezi varsa gidip orada yarışmaya girecek böyle gayet kolay bir şekilde yani sorun yaşayan sıkıntı yaşayan da evet. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın internet adresi üzerinden evet. de iletişime geçebilir evet. o sorununu öyle de çözebilir zaten bizim yani şu anda biz katılımcıların bu tür aksaklıklarla karşılaşmamalar elimizde gene tüm çabaları sarf etmişiz evet. yani şehir yarışması Peygamber Sevdalı sitesine girdiğimiz zaman yani e, destek merkezleri dediğimiz. Yani her ilin, her ilçenin bazı yerlerde böyle daha ufak yerlerin bile e, irtibat telefonları var. Yani oraya girdiği zaman kendi yakın en, en yakın olan yerle bir telefon bile açsa onlara yardımcı oluyoruz yani. Hı hı. Yeri söyleriz. Sınav merkezini bilmiyorsa kardeşlerimiz onlara yerlerini söyler. Yani demek istedim bu ki yani şu anda ona mesaj gelmemiş ve o da gelmiş de mesajı silmiş, unutmuş, şey olmuş, telefonu yanlış yazmış, ona mesaj gelmemiş falan bu kardeşlerimiz hiç panik yapmasınlar. Ee, sınav nerede yapılıyor? Her yerde yapılıyor. Sorsunlar, biliyorlarsa gidip girsinler. Bilmiyorlarsa sorsunlar, zaten e de oraya girsinler var. zaten. Tabii yarışmamız, e, özellikle yarışma günü yarışma A ve B olmak üzere e, iki tür kitapçık vardır. A ve B kitapçığı e, iki tür kitapçık vardır. Tabii bu e, sorulara gelince birinci ve ikinci kategorilere biz e, 60 soru soruyoruz. Bu kardeşlerimize 60 soru soruyoruz. Süreleri ise 90 dakikadır. 3 evet. ve 4. kategorideki ki kardeşlerimize de biraz daha büyük olan kardeşlerimize de 75 soru soruyoruz. Bunlar için de süre yine 90 dakikadır. 90 dakikadır. Yani her dört kategori içinde de süre aynıdır. Süre aynı ama soru süre sayısı değişiyor. Soru sayısı daha az çünkü hani e, ilkokul, ortaokulların e, okuma şeyi de öbürlerine lise, üniversitelere göre daha düşük olduğu için süre aynı tanımısı bir de hani bir şey çıkmasın. Ne yani diyelim ki şey yarışması düzenliyoruz. İşte birileri birilerinden önce çıktığı zaman kalabalık oluyor, gürültü oluyor. Beraber çıkacaklar. Beraber girdikleri gibi beraber de çıkacaklar. Herkes için 90 dakikadır. Çok güzel. Hasablama da zaten yüz üzerinde değerlendirilecek. Ve yani kısacası bu süreç yani aslında çok uzun bir süreçtir. Yani yani bu 7-8 aylık starttan bu yana düşünürsen evet. 4 aylık bir süreç ama belki bir bir nefeste anlattık ama gerçekten e, bunun mutfağında olan, bunun arka planda çalışan buna emek sarf eden kardeşlerimiz gerçekten yani kolay bir şey değil. Bunun için de özellikle evet. yani bunu katılımcılardan yani rica olarak rica ediyoruz. Kaydınızı yapmışsanız lütfen yarışmaya katılın. İnşallah. Çünkü çok büyük emekler veriliyor. Çok çok büyük emekler. Düşünün mesela bir kardeşimiz kaydını yapmış. Her kaydını yapan kardeşimiz için okullara biz ne göndereceğiz? Kitapçık gönderecek. Göndereceğiz. Ne gönderecek? İşte optik form göndereceğiz. Bütün bunları göndereceğiz onlar için görevli gönderiyorsunuz. görevli yani. gönderiyoruz okul tahsis ediyor bütün bunları yapıyoruz bu kadar zahmetli bu kadar büyük bir iş istiyoruz ki kardeşlerimiz yarışmaya katılsınlar o gün yarışmada olsunlar katılım da kayıt kadar e, verimli olsun ve yüksek olsun diye istiyoruz efendim. İnşallah inşallah e, bizi izleyenler de bu hususa fazlasıyla dikkat ederler tabi hamdülillah hocamla devam etmek istiyorum. Pazar sabahı herkes e, okuluna sınava gireceği, yarışmaya gireceği e, alana gitti. E, sınıftan içeriye girdi. Öncelikle e, saat kaçta başlayacak e, Siyer yarışması? Ve artık sınaf, sınıfa girdikten sonra nelere dikkat edilmesi gerekiyor? O konudaki detayları da sizden alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bize bu imkanı tanıdığınızdan dolayı Rehber TV ailesine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi... Teyze Başkan'ın bazı hususları değindi. Şimdi tüm katılımcılara mesaj gitti. Mesajın dışında bir de web sitemize sorgula bölümü butonu ekledik. Ee, TC kimlik numarası ve doğum yılıyla sorgulayıp nerede yarışmaya katılacağını e, kardeşlerimiz e, öğrenebilirler. Onun dışında yine kolaylık olsun diye olur ki e, yerler e, o anda ben Diyarbakır'dayım ama e, benim farklı bir programdan dolayı il dışına çıkmam lazım. Orada hemen bütün kardeşlerimiz, temsilci kardeşlerimizin bilgisi dahilinde gelen bütün kardeşlerimizi hazırlanan ve yarışmaya giren bütün girmek isteyen tüm kardeşlerimizi yarışmaya dahil edin. Girsinler yarışmaya. Şimdi kardeşlerimizden isteğimiz şudur. Pazar günü 11'de yarışmamız başlayacak ve 12.30'da bitecek. Şimdi o yarışmada bir cevap formumuz, bir optik formumuz var. Yarışma başlamadan önce o formun doldurulması gereken hususları var. Dolayısıyla kardeşlerimizden şunu istiyoruz. Saat 10.30'da yarışma merkezlerimizde gireceği yarışma merkezlerinde olmasını istiyoruz. Yarışma merkezine giderken yanında şimdi kimlik numarası isteniyor, doğum yılı isteniyor. Yanında bir kimlik, cevap formunu dolduracak kalem, kurşun kalem bir silgi en azından bunlarla beraber yarışma merkezimize gelmesini istiyoruz. Saat 10.30'da orada bulunsunlar. Orada görevli kardeşlerimiz daha sabahın 8'inde 9'unda orada olacaklar inşallah. Hı hı. Şimdi bu kardeşimiz kendilerine salonlar ayrılacak. Kimlerin hangi salonda gireceği, bayanlar ayrı, erkekler ayrı, kategorilere göre ayrı ayrı, imkanlar dahilinde ayrılacak bu. Girer girmez girdikten sonra uygun bir yere oturduktan sonra görevli kardeşlerimiz kendilerine bir cevap formu verecek. Kendilerine cevap formu verildiği zaman eğer imkan varsa yansıtabilirsek ekranımıza. Tabi CA... arkadaşlarım optik form <laughs> elimizde vardı onu ekrana yansıtabilirler. Cevap formu verdikten sonra kardeşlerimiz cevap formunun birinci bölümünde böyle soldan başlayacak şekilde boşluk olmayacak şekilde en üstte adını yazıp soya, sonra soyadını yazıp Altı da tek tek kutuları böyle düzgün bir şekilde kodlayacak. Hı hı. Bu kodlamaları e, düzgün bir şekilde yaparlarsa e, bizim için çok önemli bu kodlamalar. Hı hı. Sonra e, üçüncü olarak il ve ilçe kodu geliyor. İl kodu standarttır. Yani illerin plaka kodu il kodudur. Evet. Yani Diyarbakır için 21. İlçe için de aynı. İlçelerde değişiyor. İlçelerde değişiyor. Şimdi ilçelerde mesela büyük şehirlerimiz var. Farklı birden fazla e, girilen ilçeler var. E, bundan dolayı ilçelere biz kod vermişiz. Bu ilçelere verdiğimiz kota zaten o salonda görevli kardeşimizin kendisine tebliğ etmişiz. O kardeşimiz o gün salonda görevli kardeşimiz tahtaya da yazacak. İl kodu şu, Diyarbakır için diyeyim. İl kodu yetmi, e, 21, ilçe kodu Kayapınar'ın 10. E, e, 21-10 e, kodlamalarını isteyecek. Akabinde hemen e, diğer tarafta elle adını soyadını adresini ve imzasını e, a, e, hmm. atacak. Evet. Altıncı olarak da özellikle e, kendisine görevli kardeşlerimiz tarafından e, kitapçıklar dağıtılacak. Kitapçıklarımız A ve B'tir. Hangi kitapçı kendine verildiyse o kitapçık türünü mutlaka kodlaması lazım. Hmm. Özellikle kitapçık kodu kodlanmadığı zaman ee, bu kağıtları e, makine okuyor. Makina değerlendirme yaparken e, kitapçık türü yoksa e, kişinin değerlendirmesini sıfır olarak açıklıyor. Dolayısıyla kardeşlerimiz mağdur oluyor. Hı hı. Özellikle kardeşlerimiz o kitapçık e, türünü düzgün bir şekilde kodlaması lazım. Yani kitapçık türü son derece önemli. E, il ve ilçe kodu da aynı şekilde. Şimdi bazen kardeşlerimiz sınavın ya sonucu sonunda sonuçları açıklıyoruz itiraz ediyorlar. Evet. CAV formlarını görmek isteyen kardeşlerimiz oluyor. CAV formlarının bir fotoğrafını görmek isteyen kardeşlerimiz oluyor. E şimdi bunları tasdif edilir. Eğer bu kardeşlerimiz il ve ilçe kodunu düzgün bir şekilde kodlamadıkları zaman biraz önce Feyzi Bey'in de bahsettiği gibi 200 bin üzerinde bir başvuru var. E şimdi 200 bin form içerisinde e, bir kişiyi bulmak il ilçe kodu düzgün kodlanmamışsa Yapabileceğimiz fazla bir şey kalmaz ona. Ee, diğer şekilde mesela kategoriler. Şimdi ödüllerimiz, sorularımız kategoriye göredir. Şimdi birinci kategori. Ee, birinci kategori dedik ki dördüncü ve beşinci sınıftaki kardeşlerimizdir. Mutlaka onu kodlamalar. Okul okuyan kardeşlerimiz. Bazen şu karıştırılıyor. Yani ilkokulu terk etmiş, ortaokulu terk etmiş, liseyi terk etmiş. 8. sınıfta terk etmiş, 5. sınıfta terk etmiş bakıyorsunuz e, kategoride öğrenim durumu onu işaretliyor. Onu sormuyoruz. Evet. Kategoride sorduğumuz birinci kategori örgün eğitimde yani şu anda o çocukların olduğu 4. 5. ve 3. sınıftan da kendine güvenip de giren kardeşlerimiz. İkinci kategori herkese 6, 7, 8. 3. kategori lise ve 2005 ve sonrası doğumlu olup açık öğretimde kaydı olanlar. Dördüncü kategori yetişkin kategorisinde yani onun dışında bütün herkes. Şimdi bir diğer önemli husus kategori doğru kodladığı zaman kategoriyi de doğru kodlamadığı zaman bu sefer birinci kategoriyken dördü kodladığı zaman karşılaştırıyoruz. Bu sefer cevaplar farklı sorular farklı bu sefer istediği puanı elde edemiyor. E, i̇stediği puanı almayınca bu sefer itiraz ediyor. e Bakıyorsun e, bilgi yanlış. Yani kodlama yanlış yaptın mı? Kodlama ya. yanlış yaptı mı yani bizim 200 e, bini aşan bir formu tek tek elle manuel bakma imkanımız yok. E, bu hususta zaten e, yanlış bilgi e, çoğu zaman biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bazen de imkanlarımız el vermiyor. Normalde yanlış bilgiyle ilgili yapabileceğiniz bir şey yok. Kitapçık türünü boş bırakmış yani yanlış bilgi girmektense sınav salonunda sınav salonunda görevli olan arkadaşlara bu anlamda yani, e, katılımcılar e, soru yöneltebilirler. Yani bu hususta birçok merkezimiz Hı. görevli olacak kardeşlerimize öncesinden seminerler veriyor, bilgiler veriliyor, dikkat edilmez. ama ne yapıyorsak yapalım yine de gözden kaçan hususlar oluyor. Mesela bir kategorilerden sonra bizim e, 8. E, doldurulması gereken kısım öğrenim bilgileri Şimdi öğrenim bilgileri bizim için son derece önemli. Bir nevi kategorinin teyidi aslında. Hı, hı. Karşılaştırıyoruz. Bir de öğrenim bilgilerinde mesela ödülleri verirken e, katılımın yıllardır 11. yıla girdik. Yıllardır bize istatistikler var. Hangi kategoriden daha fazla yarışmaya katılıyor, daha fazla dikkat çekiliyor. 6, 7 ve 8'lerdeki katılım sayısı fazla. Özellikle de 6'larda. Dolayısıyla da biz ödül verirken 6'ların ödüllerini 7 ve 8'lerden ayırmışız. Şimdi bu işin e, her ne kadar e, 4 artı 4 artı 4 ile geldiyse de e, bir sınıf öğretmeni arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu aslında 5. sınıfın da 1. kategori olduğu, 6. sınıfla 8. sınıf öğrencisinin e, farkındalığı, anlama e, düzeyinin birbirinden farklı olduğu ile ilgili e, net e, veriler elimizde olduğu için 6. sınıfın ödülü 7 ve 8'lerde bağımsızdır. Dolayısıyla 6. sınıfta eğer sınıf seviyesini yanlış yaparsa bu sefer ödüller içerisinde 8 6 iken 8'i işaretlerse 8'in 8'in içerisinde sıralamaya gireceği için bu sefer 6'dayken ödül alabilecek durumdayken diğer tarafta ödülden mahrum olabiliyor. Ondan dolayı öğrenim bilgileri de bizim için son derece önemli. Hı, hı. Bir diğer husus 4 tane sütunumuz var. Cevapların kodlanacağı. Şimdi Cevapların kodlanacağı cevap formu standarttır. Tüm kategoriler aynı cevap formunu dolduruyor. Bizim birinci ve ikinci kategori yani ilkokul ve ortaokul öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer e, ölçme değerlendirme birimleri tarafından dört şıklı soru soruluyor. E biz de dört şıklı soruyoruz. Lise ve yetişkinler seviyesinde ise beş şık var. Dolayısıyla cevap, cevap formumuz beş şıklıdır. Dolayısıyla ...birinci ve ikinci kategorideki kardeşlerimiz... ...E sütunu boş bırakması lazım. E sütunu hiç ellemeyecek. Ah. Ve e, orada... ...beşinci soruyu çözdüyse... ...aynı şekilde beşinci soruyu... ...hangi cevabı A ise A... ...B ise B, C ise C, D ise D... ...ne ise onu işaretleyecek. Ona son derece dikkat etmesi lazım. Kayma yaptığı zaman... ...hiçbir hak iddia edemez. Özellikle bazı kardeşlerimiz... Yazdıktan sonra siliyorlar. İyi silmedikleri zaman o e, karartı makine onu okuyabilir. Makine bir şıkkı eğer iki kodlama gördüğü an iptal ediyor. Dolayısıyla bir kardeşimiz soruları okurken beşinci soruyu A olarak çözdü. Sonra bitirdi. 90 dakikalık süre baktı. Bir 15-20 dakikası var. Ben bir daha bir bakayım üzerinden geçerken Beşinci soru aslında A işaret işaretledim ama sanki e, tereddütteyim bunu C yapayım. Derken o A'yı değiştirecekse cevabını A'yı iyice silmesi lazım. Dolayısıyla yanına gelirken böyle e, iyi silebilecek güzel böyle iz bırakmayacak bir silgiyle silmesi lazım. O da önemli. Ee, bir diğer husus e, TC kimlik numarası. Şimdi TC kimlik numarası e, yine şu anda sistemimize koymuşuz hangi yer, nerede yarışmamıza gireceğini orada öğrenebiliyor. Sınav sonucunu öğrenmek için yine TC Kimlik numarasıyla sorgulama yapabiliyor. Aynı isimden isimler olabiliyor. Dolayısıyla TC Kimlik numarasından şimdi 200 bin üzerinde bir katılımcı birbirine benzer isimler, aynı ad soyadlar hatta aynı il ilçede olanlar olabiliyor. dolayısıyla o TC Kimlik numarası bir ayırt edici özelliktir. TC Kimlik numarasının düzgün bir şekilde kodlanması Doğum tarihini koymuşul. Doğum tarihi özellikle açık öğretimde okuyanlar bir de e, bazen bütün her şeye rağmen doğum tarihi bakıyorsun 2010 yazmış kategori dördüncü kategori diyoruz ki bu çocuk kategori yanlış kodlamış. 2010 60 soru çözmüşse ee, dördüncü kategori demişse de başvuru, başvuru sefer başvuru esnasındaki kategoriye bakıyoruz. Bu tür karşılaştırmaları da yapıyoruz. Dolayısıyla doğum tarihi de bizim için bir veri. 12. Ee, ve cep, cep numarası. Şimdi bizim tüm iletişimimiz cep numarasıyla. Bilgilendirmeyi cep numarasının üzerine yapıyoruz. Bu cep numarası da son derece önemli. Orada özellikle düzgün bir şekilde cep numaralarını kodlarlarsa mevcut başvuru esnasındaki numara bizi artık ilgilendirmiyor. Cevap formunun sonuçları cevap formuna kodlanan bilgiler üzerinden işlenecek. Dolayısıyla da buraya düzgün bir şekilde cep numarasını yazması gerekiyor. Son olarak kurum kodunu koyduk. Şimdi bazı illerden ilçelerden okul olarak diyorlar ki biz okul olarak katılım sağladık. Biz istiyoruz ki sizin ödüllerinizin dışında biz okul olarak da kendi öğrencilerimize ödül vereceğiz. Bundan dolayı da o öğrencilerimizin sonuçlarını ayrı istiyoruz. Bu tarz e, teklifler daha önceki yıllardan geldiği için eee cevap formumuza kurum kodunu koydu. Kurum kodu da diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okullarda altı haneli bir kodu var. A okulu Vehbi Koç İlkokulu Diyarbakır için diye ya da ortaokulu diyeyim. Ortaokulun bakanlıkça belirlenen bir 6 haneli kodu vardır. O 6 haneli kodusu e, işaretlediği zaman öğrenciler sonradan talep edilmesi halinde e, okul idaresine ya da e, bu hususu e, organize eden öğretmen arkadaşa en azından o kurum kodu ile giren arkadaşların doğru yanlış net sınav sonuçlarını kendisine teslim edebiliyoruz. Özellikle bu e, cevap formu son derece önemli Bazen kardeşlerimiz CAA formunda şu hemen CAA formunun sol tarafında bir ekrana yansıtsanız sol tarafında e, çizgiler mevcut. Şurada hmm. bu e, optik e, bir CAA formumuzu optik formumuzu yansıtabilir misiniz zahmet? Şimdi geliyorum. Evet. Şu e, sol tarafta birin sol tarafında çizgiler kalın kalın siyah çizgiler var. Evet. O siyah çizgiler her biri e, optik formda makinede bir kodtur, Bir kodun karşılığıdır. Bazen kardeşlerimiz farkına varmadan e, zamanları e, vardır diye cevap formunun üzerine mesaj ya da bakıyorsun karalıyor. Eğer o iki çizgi arası doldurulduğu an o çizgi arasına den gelen e, kodlamayı maalesef makine okuyamıyor. Özellikle cevap formuna e, istenilen bilgiler dışında herhangi bir yere ...bir kazıntı, bir çizme, bir yazı yazma yapmamamız lazım. Yaptığımız zaman makine hassastır. Ee, ve dolayısıyla da insan gözünden kaçabildiği için... ...maalesef yanlış okuyabilir. Bu kardeşlerimiz buna iyi dikkat etmesi lazım. Şimdi bu cevap formunda değinirken ben şu noktaya da değineyim. Şimdi bazı kardeşlerimiz süreç içerisinde aradılar. İşte ben telefon numaramı değiştirmek istiyorum... Ya da ben e, başvuru yaparken isim yanlış olmuş, soyadı yanlış olmuş. Şimdi bizim esas aldığımız cevap formudur. Ne olursa olsun e, bilgilerin doğru doğruysa, eminse cevap formunu düzgün bir şekilde kodlarsanız biz cevap formunu ona göre değerlendiririz ve oradaki veriler asıl al, alacağımız değerlendirilen veriler cevap formundaki e, verilerimiz olacak inşallah. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Önemli detaylar, önemli bilgiler paylaştınız. Yani katılımcıların, yarışmacıların, tıpkı özellikle de öğrenci olan ÖSYM olsun, gerekli Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu sınavlar olsun, buraya verdikleri ehemmiyetin aynısını burada da göstermeleri gerekiyor. İşte Az önce bahsettiğiniz küçük detaylar dahi. E, sınav kağıdının, cevap anahtarının okunmamasına e, neden olabiliyor. Maalesef. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kez daha bu uyarılarınız için teşekkür ediyorum. Feyziye Hocam'a tekrar döneceğim. Şimdi Feyziye Hocam bu yıl kaç noktada e, sınav yapılacak, yarışma olacak e, ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Şimdi e, malum siyer yarışması bu pazar günü inşallah gerçekleşecek. Tabi bu siyer yarışmasında e, öncelikle 77 ilde gerçekleştireceğiz. 77 yıl e, deyince belki hani niçin 81 il e, diyoruz. Hani bazı illerde e, bu konuda hani belki çok illerde de gönüllerimiz yok. Bize o konuda e, destek sağlayacak birileri yok ama sonuçta hani bazen bazı illerde seyir asması katılan birileri bile bize yardımcı oluyor. O Onlar üzerinde seyir asması gerçekleştiriyor. Bu dört ilde hem kayıtların oz olması veya o herhangi bir sebepten dolayı olmadığından dolayı 77 ilde 77 ilde tabii ki 260 ilçe 77 il 260 ilçe olmak üzere 337 merkezde ser yarışmasını düzenliyoruz Maşallah. yani 337 merkez derken yani il veya ilçe veya da e, belde köy e, şeklinde 337 yani örnek verecek olursak sadece Batman'da Baton merkezinde 86 okulda bu gerçekleştiriliyor yani. Yani hani bunu şey yaptığımız zaman bu şekilde insan gerçekleşecek. Tabii katılım 200 bin katılım var. Buna göre bu şekilde gerçekleşecek. Sonuçlar i̇şte ne zaman açıklanıyor peki? Şimdi sorun, sonuçlar önemli. Belki izleyicilerimizin en çok, öğrencilerimizin en çok merak ettiği onlardan birisi. Şimdi biz öncelikle pazar günü ee, kardeşlerimiz 10.30'da buçukta muhakkak okullarında olsunlar. Sıralarında otursunlar ki biz de 10.30'da buçukta hemen e, formlarını önlerine bırakalım. Güzel bir şekilde heyecanlanmadan, zaman kaybı olmadan güzelce doldursunlar. Yanlış yapmasınlar. Gözetmenlerimiz de onları kontrol etsin. Herhangi bir aksaklık olmasın diye. 11'de yarışmamıza başladık. Yarışmamız ne zaman bitti? 12.30'da, pazar günü 12.30'da yarışmamız bitti. Hemen aynı o gün saat 16'da Yine Rehber TV ekranlarında bütün kardeşlerimizin en çok merak ettiği hangi soruyu doğru yaptım, hangi soruyu yanlış yaptım diye bir ve ikinci kategorinin soru çözümlerini yapacağız. İki saat tane, 16'da. Evet saat 16'da iki tane eğitimci kardeşimiz Rehber TV ekranlarında olacak. Bu soruları teker teker ve o da bir kısmı da olsa okuyacaklar. Doğru sıklarını söyleyecekler. Kardeşlerimiz de ekranları basında hangisini doğru hangisini yanlış yapmış bilecek. Yine aynı pazar günü akşam 20.00'da ise 3 ve 4. kategorinin soruların çözümü yapılacak. Bunlar da okunacak, doğru sıkları söylenecek ve kardeşlerimiz bunu bu şekilde işaretleyecek. Tabi cevap anahtarını 13 Şubat pazartesi günü yani sınavdan bir gün sonra pazartesi günü Peygamber Sevdaları web sayfasında sitemizde cevap anahtarlarını yayınlanacak. yayınlanacak. Kardeşlerimiz orada cevap anahtarları kendi sorularını da bakabilecekler. Yine aynı şekilde 21 Subat'ta kesin olmayan sonuçları açıklayacağız. Yani yarışma ilk başta dediğim gibi yani 6-7 ay önce biz bu işe başlarken bütün bunları hepsini programa dahil ediyoruz. Ne zaman ne saati, vakti her şey bellidir elhamdülillah. Yani kesin olmayan sonuçları 21 Subat'ta açıklayacağız. Niçin kesin olmayan diyoruz? Hani katılımcılarımız bir sorulara itiraz edebilir. ve o da belki biz gözümüzde kaçan bazı soruların yanlışlığı olabilir, eksikliği olabilir, herhangi bir şey olabilir diye kesin olmayan sonuçları 21 Şubat'ta kesin olmayan sonuçları açıklayacağız. Evet. Tabii bu 21 Şubat'tan sonra 21 ile 24 Şubat arası yani bu 5 gün içerisinde kardeşlerimiz ne yapacaklar? Kesin olmayan sonuçlarına itiraz edebilecekler. Hmm, bu önemli. Ben falan soru yaptım aslında. Ben hep full yapmıştım. Niye bir yanlışım çıktı? Ben işte falan soruyu ben doğru yapmıştım falan ben eminim falan soruyu doğru yaptım. Niye yanlış çıktı? Veyahut da falan soru cevabı bu olmamalı diye itiraz edebilirler. Bunu yine e, peygamber sevdaları e, siyer yarışması mailine e, gönderecekler itirazlarını ve bizler de bu 4-5 gün bunların itirazlarını değerlendireceğiz. Bunların itirazlarını değerlendirdikten sonra bu itirazlar ilgili işte 4-5 gün sonra yani demek ki nereye bakarsan yani e, ayın işte subatın sonlarına doğru subatın sonlarına doğru biz ne yapacağız? Bunlara bir cevap yayınlayacağız. Yani kardeşlerimizin itirazda bulundukları haklı olan itirazlarını işte filan itirazınız haklıydı. Biz bunu şu şekilde değiştirdik ve filan soruda haklıydınız. Bu soruları biz doğru kabul ettik Veya da değil. Ve falan şeyde e, haklı değilsiniz. Yanlış siz yalnız sizden kaynaklanıyor diye biz bunlara bir cevap yayınlayacağız. Bu cevabı yayınladıktan sonra tabii ki bu sefer yarışmaya e, kesin sonuçların ilanına geleceğiz. Kesin sonuçları ne zaman 06 e, 03 yani e, Mart'ta, martın altısında martın 6'sında ne yapacağız? Bu kesin sonuçları ilan edeceğiz. Evet. Bu kez sonuçları ilan ederek tabi kesin sonuçlarımızı da yine Rehber TV ekranında saat 20.00'da yine burada kardeşlerimizin sonuçlarını ve kazanmış oldukları ödülleriyle beraber e, açıklayacağız. Kardeşlerimiz e, olabilir ki e, çok sayıda birileri net yapabilir, eşit puan alabilir, e, şey olabilir, eşitlik bozulsun diye bazen burada kura çekmek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani bu şekilde televizyon karşısında böyle e, hiç kimsenin kalbine herhangi bir şey gelmesin diye yine canlı yayında insana e, kesin sonuçları açıklayacağız. Olabildiğince şeffaf evet, bir süreç. Tabii ki bu sefer yarışmaya dereceye giren kardeşlerimizin isimlerini burada açıkladık. Açıkladıktan sonra <laughs> bu kardeşlerimizin kazanmış oldukları ödülleri açıkladık. Bu ödülleri nasıl bizden ve nasıl alacaklar? Biz de bunu diyoruz ki Mart ve Nisan ayı içerisinde. Mart ve Nisan. Mümkünse Mart ayı içerisinde ne yapacağız? Eğer pandemi olmasa izinleri alabilirsek salonlarda toplu olarak bir program yaparak bu kardeşlerimize ödüllerini vereceğiz. Yok pandemi varsa bu sefer onları bir yerlere çağırıp teker teker vereceğiz. Ve o da gerekirse ihtiyaca binaen belki de biz onların evlerine götürüp hediyelerini vereceğiz. Yani Mart ve Nisan ayı içerisinde bu kardeşlerimizin ödüllerini onlara vereceğiz. Ve sonra da işimiz bu sefer 2023'te yapacağımız yer yarışması ile ilgili hazırlıklarımıza başlayacağız. Tabii Neden ki. Evet yani biter bitmez öbürüne başlıyoruz. Çünkü ancak yetişiyor. Tabi burada ödüllerle alakalı olarak da şimdi onunla ilgili de bazen itirazlar geliyor. Yani mesela kardeşlerimizi davet ediyoruz falan yere gel ödülünüzü alın. Kardeşlerimiz gelip ödüllerini almıyorlar. ve da biz onlara diyor işte neredesiniz biz getirelim bazen ulaşamıyoruz. Bazen telefon numaraları eksiktir veyahut da yanlıştır veya cevap alamıyoruz ulaşımda sıkıntı çekiyoruz. Bazen böyle şeyler oluyor. Yani bu kardeşlerimize de özellikle sartınamemizde belirttiğimiz gibi. Yani biz o yıl içerisinde ödüllerini gelip bizden alabiliriz. Ama diyelim ki kardeşlerimiz gelip kazandığı bir ödülü işte ödülü küçük gördüğü için veya herhangi bir sebeple dolayı almadıysa bir dahaki sene o ödülü bizden almak, istemek gibi bir haka sahip olmayacağız. Çünkü sartınamete belirledik yani. Belli bir süresi vardır. O süre içerisinde kardeşlerimiz Ödüllerini almaları gerekir. Alamayanlar en son 2022'nin sonuna kadar artık yani alabilirler. Sonrasında alamazlar evet. artık. Çünkü Peki. yeni bir yarışma, yeni bir şey artık evet. başlamış olacak. Evet, Peki. çok çok teşekkürler. Tekrar Kesin hocam tamam. size döneceğim. Hamdi Hocayla devam edeyim. Ee, ödüllere dair de küçükte de detaylar e, verildi. E, tabii önemli e, ödüller e, var dereceye girenlere e, bir hediye, e, belki de kimileri için çam sakızı çoban da denebilir detayları da anlattınız yarışmanın içeriğine dair şunu da konuşmak e, gerekir, konuşmamız da lazım. E, yıllardır az önce e, Fethi hocam 11 yıldır e, siyer yarışmalarını düzenlediğinizi söyledim. Siyer sıra Peygamber sevdalar vakfı neyi amaçlıyor, neyi hedefliyor? Biraz da bunu konuşalım. Şimdi gerçekten Allahu Teala bizleri bu hizmete hizmetkar ettiği için şükretmek lazım. Evet. Yüz binlerin girdiği, peygamberle tanıştığı bir organizasyonda bir zerre olmak yani gerçekten büyük bir lütuftur. Bu Allah'ın bir lütfudur bize. Yıllardır bu bize nasip oldu. İnşallah bizden sonra da diğer kardeşlerimize nasip olacak. Bu hizmet ilk çıktı nokta, şu anda gelinen nokta. Gerçekten siyerin kardeşlik, o özlenen uhuvvet, görebiliyoruz. Çünkü Siyel'le beraber biraz önce program başında Feyzi Bey anlattı. 2000, 3000, 5000, 7000, 8000'lerle girdiğimiz, başladığımız bu yolda yüz binler. Bir ile 2 ile 3 ile sınırlandığımız, girebildiğimiz 77 ilde. Bu, bu 77 ilin büyük bir kısmında Peygamber Sevdalarının Derneği'nin yok. Vakfının temsilciliği yok. Ama iş peygamber olunca, peygamber ahlakı olunca, peygamberin hayatı olunca, peygamberi topluma nakşetme olunca bakıyorsunuz ki Allahu Teala birilerine bu işi yatırtıyor. Evet. Birilerine bu bu yolda hizmetkar kılıyor. Ve bakıyorsunuz ki çok güzel köprüler oluşuyor. Siyer vesilesiyle belki ömrümüzde dahi e, hayal dahi edemediğimiz insanlarla tanışma kaynaşma imkanını bulduk. Aslında toplumları birleştiren en büyük gücün peygamber olduğunu burada yine şahitlik ettik. Nasıl ki peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine hicret ettiği zaman yıllardır kendi aralarında kan davası güden o kabileleri böyle bir kardeş yaptı ki evet. dünya var oldukça o kardeşlik hep anlatılır. Anlatılacak Biz burada birebir şahit olduk, şahitler olduk. Bu yolda, bu kervanda birçok kardeşimiz büyük fedakarlıklar yaptı. İşinden, gücünden, mesleğinden, ailesinden fedakarlıklarla geldi. Büyük bir organizasyon. Bu organizasyonu e, siz maddi olarak yapmak isteseniz inanın bu kadar e, güzel bir şekilde bu kadar detaylı yapamazsınız. Samimiyet, içinde, ihlas. Bu, yani bu işin içinde maddiyat yoktur. Evet. Bu işin içinde maddi beklenti yok. yoktur. Maddi beklenti yok. Şu yok şu günümüzün en büyük maalesef en büyük hastalıklardan bir tanesi. Yani ben bu işi yaparken şu bir tahta bir sıçrama tahtası niyetine kullanayım bir albenim olsun, millet beni tanısın değil. Burada fedakarlık var. Belki biz şu anda ekranların önünde gözüken isimleriz ama asıl kahramanlar arkadakilerdir. Evet. Yani kapı kapı, okul okul dolaşanlardır. Soğuk bir iklimde, soğuk bir dönemde başvurular alındı. Standlar kuruldu. Köşelerde, o soğuk havada kardeşlerimiz bekledi üniversite talebeleri, esnafımız yani ciddi manada büyük bir emek. Aileler oturdular, beraberce peygamberi okudular. Eğer bizler bu hizmette bir e, hizmetkar olabilmişsek bu inşallah bize ahiret için yeterdir. İnşallah, inşallah Allah yaptıklarınızdan, faaliyetlerinizden, çalışmalarınızdan dolayı da sizlerin muvaffak etsin. İnşallah tamamına erdirir. Bu yarışmadan oldukça müspet sonuçlar alırsınız. Şimdi Fevzi Hocam, tabii Türkiye'de okuma oranları düşük. Şimdi okuma oranlarının düşük olduğu bir toplumda yılda bir kitap bile okuyan kişi sayısı oldukça fazla. Hatta bir kitap okumayan dahi var. Siz bu süreçte yüz binlerce insana hem de Peygamber'in hayatını okutuyorsunuz önemli bir olay bu bugüne kadar hiç Peygamber'i okumamış tanımamış insanlar 7'den 70'e Peygamber'i okumuş oluyorlar önemli gerçekten takdir edilesi bir olay şunu da konuşmak lazım Müslümanlar sizce gereği gibi Peygamber'in sünnetini yaşama ve yaşatma adına gayretli ve sorumlu davranıyor mu daha fazla Peygamberi gündemde tutmak için neler yapılmalı? Neler yapmalıyız? Sürprizler Peygamber Sevdaları Vakfı olarak önceliklerimizin içinde en önemlisi gördüğümüz çocuklarımıza ve Peygamber sevdalısı halkımıza kitap okutmaktır. Kitap okutur okuturken de okumanın en güzeli olan, anlamanın en güzeli olan ve en çok bize fayda verecek olan, evimize huzur getirecek Çocuklarımıza saygıyı, hürmeti, büyüklere saygıyı, sevgilere hürmeti, gö küçüklere gösterecek en büyük şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Ve onun sünneti ve Allahu Teala'nın ona göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Biz mevlid etkinliklerimizde halkımız bizi çok iyi bilmektedir. Yüz binlerin bir araya geldiği mevlid etkinlikleri düzenliyoruz. Bu mevlid etkinlikleri de büyük bir çalışma sonucunda gerçekleştiriyoruz. Mevlid etkinliklerinden önce, İllerimizde, ilçe ve köylerimizde hane hane dolası peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Her haneye, her eve bir kitap dağıtıyoruz. Ama o kitabı okuyorlar mı? Okumuyorlar mı? Bir köseye mi bırakıyorlar? Ne kadar istifade ediyoruz? Ediyorlar. Onu Allah bilir. Veriyoruz. Şey yarasmasına geldiğimiz zaman veriyoruz. Geliyor. Hatta gidip kırtasiyeden kendi parasıyla alıyor. Bak dikkat edin. Önceki bedava bir şekilde karşılık beklemeden bedava dağıtıyoruz. Ama bunu biz diyoruz ki bir ücreti olsun o kitabı gidip alsın. Ne, İnsan efendim. bir şey aldığı zaman değerini, kıymetini daha çok biliyor. Ha ben buna bir para verdim. Buna bir bakayım bu ne ne söylüyor. Geliyorlar o kitapları alıyorlar. Sonra ne oluyor? Hazırlanıyor seri yarışmasına geliyorlar. Soruyoruz. Kitabı okudun mu? Okudum hocam. Kaç kez okudun? Emin olun 8 kez okudum diyor. Beş kez, dört kez, üç kez kitabın her şeyini ezberlemiş. Soracağız ya oradan soruyor ona. Soru soracağız ya en alt yazıları bile kitabın yazarı yok yayın evi yok bilmem işte kitabın içindeki filan tarihte peygamber selam filan yerde ne yapmış. Bütün en küçük detaylarına kadar hepsini teker teker bazen bazıları bize notlarını gösteriyorlar. Kitabı okurken tuttukları notlar kitaptan daha fazla. Evet. Bazıları bize kitaplarını gösteriyor. O, o kitapları var ya, öyle bir parçalanmış ki o kadar okumuş, öyle bir parçalanmış ki diyor nasıl bu kitabı okuyabildi? Yani kitap elinde o kadar okumuş üzerinde tane tane o şey yapmış. Yani biz biliyoruz ki okumuşlar. Evet. Şimdi sonuçları açıkladığımız zaman burada çocukları bağlıyoruz televizyona, bağlanıyorlar. Kaç kez okudun? Yani beşten asagı yok. 5 kez. 10 kez okudum diyen var. Yani o kadar zaten full yapmışsa demek ki o kitabı gerçekten hepsini yutmuş yani. Hepsini ezberlemiş ki full yapabiliyor yani. Ve yüzlerce, binlerce full yapan, evet. bütün soruları hepsini doğru bilen binlerce kişi çıkıyor. Yani. Kura çekmek zorunda kalıyorsunuz. Kura çekmek abi. zorunda kalıyor. Bu da biliyoruz ki işte biz bunları kitabı okutuyoruz. Çünkü bugün bütün sıkıntılarımızın ilacı melhemi Peygamber sallallahu aleyhi ve kendisidir. Bugün dikkat edin yani içimizdeki yani çocuklarımızın, gençlerimizin düştükleri duruma bakın. Esnaflarımızın düştükleri duruma bakın. Yani ne hangi tarafa bakarsan bak. Peygamber sallallahu aleyhi ve olmadığı her yerde büyük hüsranlar var. Büyük acılar var. Maalesef. Huzur yok. Yani anne baba geliyor, emniyete bas Allah rızası için benim oğlumu cezaevine at da ondan kurtulayım diyor. Anne baba gelip bize bas ki Allah için çocuklarımıza bir el atın da işte uyuşturucu desen, ne desen var Allah için kurtarın diyor niçin çünkü peygamberin hayatından habersiz. Peygamberin hayatını öğrenip Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını okuyan gençlere bakıyoruz, çocuklara bakıyoruz pırıl pırıl. Evet. Topluma faydalı işler yapmanın peşinde, İnsanlara faydalı olmanın peşinde, anne babalarına faydalı olmanın peşinde, okula, okuldaki derslerine bakılır, Basarı seviyeleri çok daha yüksek. Çünkü Peygamber selam hayatı berekettir, evet. rahmettir. Peygamber selamın hayatından habersiz yaşayan insan insanlıktan çıkmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke toplumuna gelmeden önce ki o toplumun özelliklerini burada sayacak vaktimiz yok. Hı hı. Eğer bütün izleyicilerimiz biliyorlar, teker teker o yani ırkçılıklarına bakalım, kadına bakışlarına bakalım, işte birbirleri üzerindeki ticaretlerine bakalım, birbirleri muamelelerine bakalım, güçlüğün zayıfı nasıl ezdiğine bakalım, insanların diri diri çocuklarının, kız çocuklarını gömdüklerine bakalım. Bunların tümü Bugünkü toplumumuzda yaslanıyor. Hangi toplumumuzun hangi kesimlerinde yaslanıyor? Peygamber Selam hayatından habersiz olanlarda yaslanıyor. Eğer bizler Peygamber Selam Selam hayatını doğru bir şekilde okuyup ona göre hayatımızı idame edecek olursa Allah'ın izniyle bütün bunların ilacı melhemi Peygamber Selam hayatıdır. Biz istiyoruz ki okusunlar, bu kitapları okusunlar dediğim gibi yani yani okuyorlar da elhamdülillah yani yani yüz binlerce kitap bu kardeşlerimiz alıyorlar, okuyorlar, defalarca okuyacağız şey yarışmasına giriyor o heyecan. Ailece giriyorlar. Anne, baba, çocuk hepsi giriyor. Bazen dedeleri bile onlarla gelip yarışmaya giriyor. Evet. Ninelerimiz giriyor. Bazen diyoruz, "Kitap okumasını bilmiyor, okuması yok." Yine giriyor. Ya yani niye girdin? Dede niye girdin? Nine niye girdin abi? Yani diyor ki bu Peygamber selamın hayatıyla ilgili değil mi? Ben de burada, ben de varım. Ben de bu kervanda varım. Ben de bu yarışta varım. Bu bir yarış değil mi? Tabii kimisi var Pezihoğlu hocam. Pardon araya girdim ama eee de doldurdum <laughs> onu da belirteyim. Evet. Daha önceki yıllarda şahit olmuş, görme engelli evet, evet. kardeşlerimiz de bu sınava girmişti. Birileri kitabı okumuş, evet, kendisi okumamıştı belki yüzünden ama birileri evet. okumuş, o kitabın içeriğine hakim olmuş, böyle sınava girmiş evet. olanlar var. Yani biz vardı. bu kardeşlerimizin bütün, bütün çok kesimleri böyle. biz düşünüyoruz. Şimdi bu görme engelli olan kardeşlerimiz içinde dahi, hı hı. biz ne yapıyoruz? Bütün kitaplarımızı seslendiriyoruz, sesli bir şekilde. evet. Yani annelerimiz, bacılarımız mutfakta yemek yaparken kitabımızı açıyorlar. kitabımızı sesi bir şekilde dinliyorlar. Evet. Bazen e, okuyup dinliyorlar. Bazen işte o engelli olan kardeşlerimiz okuyarak o, bütün kitaplarımız sesi bir şekilde sitede mevcut. Onu da dinleyebiliyor ve girebiliyorlar sınava çok giriyorlar. Güzel. Her birine bir göz, gözetmen bırakıyoruz, onlara yardımcı oluyor. Yani şiir yarışmasının yani anlatılacak çok şeyi var ama en önemli ayağı da Peygamber hayatını okumaktır. İnşallah bir günde siyer yarışmasına İnşallah. giden süreçte yaşanan İnşallah. o ilgi çekici, sıra dışı, İnşallah. dikkat çekici İnşallah. hikayeleri de burada İnşallah. konuşuruz İnşallah. Hocam, e, ikinize de ayrı ayrı İnşallah. çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah gayretinizi yani de alkışlanır varsa. <laughs> şimdi özellikle e, sık sık gelen bazı mailler var. Hı hı. Yani o meyllere bir, bir birkaç tanesini e, değinelim. Şimdi evet, o maillerle ilgili e, hafta sonu yarışmaya girecek kardeşlerimiz ee, soruyor sık, sık kendilerine dönüyoruz ama yine de e, burada sizin de im, imkanlar dahilinde izahatını yapan özellikle biz kardeşlerimize mesaj gitti. Evet. Sorgulama butonunu açtık. Sorgulama butonunda kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabiliyor. Buna rağmen e, öğrenemediyse buna rağmen e, ulaşamadıysa bizim web sitemizde e, destek merkezlerimiz var ve destek merkezlerinden tüm illerin temsilci kardeşlerimizin adı, soyadı ve telefon bilgileri mevcut. Kardeşlerimiz pazar günü e, yarışmamız bitinceye kadar telefonlar 24 saat açık alacak inşallah. Dolayısıyla kardeşlerimiz rahat bir şekilde bu temsilci kardeşlerimize ulaşıp kendisine en yakın yerde e, nerede yarışmamız yapılıyorsa yönlendirebilir. Yani bunu özellikle sorabilir. Aynı şekilde e, ben yarışma yapılırken bütün hazırlığımı yaptığım Diyarbakır, Kayapınar'da, Vehbi Koç'ta girecektim. Ama bir hastam çıktı, özel bir durumum çıktı. Ben il dışına çıkmak zorunda kaldım. Nereye gittim? Balıkesir'e gittim. Nereye gittim? Çanakkale'ye gittim. Nereye gittim? Trabzon'a gittim. Hiç önemli değil. Buraların hepsinde de yarışmamız mevcut. Evet. Oradan hemen e, destek merkezleri bölümünden Trabzon'daki, Çanakkale'deki, Bursa'daki... Temsilci kardeşimizin telefonunu arayacak. Ben yarışmaya hazırlandım. Yarışmaya girecektim. Yarışmaya normalde Diyarbakır'da girmem lazım. Ancak şu anda ben buradayım. Ee, en yakın yarışma yapılacak merkez neresi? Ben yarışmaya girmek istiyorum. Temsilci kardeşlerimiz hemen kendisine yarışma yapılabilecek. Kendisine en yakın yere yönlendirecek. Yarışmamıza rahat bir şekilde girebilecek. Onun önünde herhangi bir engel yok. Yani yarışma için bir giriş belgemiz yok. Hı hı. Şimdi biz e, yarışma eğer kişi hazırlanmışsa güveniyorsa buyursun yarışmamıza girsin. Yarışma sonunda ödül kazanırsa şayet başvurusu olup olmadığını teyit edeceğiz. Başvurusu yoksa ödülden mahrumdur. Ama başvurusu e, e, olmayıp da giriyorsa en en azından ben bazen kardeşlerimiz şöyle olur. Ya ben e, tarih öğretmenliği bitirmişim, seri farklı kaynaklardan defalarca okumuşum kendime güveniyorum. Bu ülkene kendine güveniyorsan gel gir. Evet. Ama ödül alacak kısma girersen başvuru şartını taşımadığından dolayı ödülden fayda ama en azından o işin bereketinden muhakkak faydalanma adına faydalanabilirsin. diyoruz özellikle bu hususa kardeşlerimiz dikkat etsin hiç merak etmesinler. Yani aynı şekilde bazen kardeşlerimiz aynı aileden biri A okulu biri B okul çıkmış eğer bazı okullarımız Diyarbakır okulda bazı okullar bayanlara tahsis edilmiş bazı okullar erkekler. Öyle bir ayrım yoksa ailece bir okulda gittikleri zaman yine kendilerine oradaki görevli kardeşlerimiz hiçbir zorluk çıkartmadan yardımcı olacaklar. Yani yeter ki kardeşimiz o gün toparlansın gelsin çalışmasını yapmışsa yarışma olacak bir merkezimize gelip görevli kardeşimize yarışmaya girme, girmek istediğini belirsin. Peki yarışmaya girecek. Onun önünde herhangi bir engel yok. Peki Hamdi Hocam çok çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür bu son notlarınızdan e, dolayı. Değerli izleyenler bu akşam da rehber gündemi bitirdik. E, aylardır beklenen o merakla beklenen, heyecanla beklenen güne geliyoruz. Çünkü Pazar günü siyer yarışması e, yapılacak. Az önce Feyziye hocam da belirttiği gibi 77 ilde ve bununla beraber yüzlerce de ilçede Allah hepinize kolaylıklar versin. İnşallah herkes istediği sonucu bu anlamda alır. Siyer yarışmasına girmek başı başına kazançlı çıkmaktır. Dereceye girmeyebilirsiniz. O derece sonunda bir ödül almıyor olabilirsiniz ama peygamberi tanımak, onu okumak, hayatınız sünnet-i seniyesini yaşamak ve yaşatmaya çalışmak bu kişi için büyük bir ödüldür. Kanaatindeyim önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olma umuduyla Allah'a emanet olun.